Herkese merhaba arkadaşlar. Bu akşam sevgili meslektaşım Nevşin Mengü ile birlikteyiz. Öncelikle hoş geldin Nevşin. İç gündemin ve dış gündemin çok yoğun olduğunu, senin de çok yoğun olduğunu biliyorum. Vakit ayırdığın için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim davet ettiğin için Hediyeciğim. Senin genellikle hep böyle ben hiç kaçırmıyorum senin programlarını. Çok bilgili, yetkin konukların oluyor. Ben de artık hani hiç senin diğer konukların kadar uzman değilim tabii ki. Estağfurullah ama işte senle de zaman zaman konuşuyoruz. Ne diyelim? Bölgeye ilgisi olan biraz daha açık perspektifle bakmaya çalışan Evet. insanlar olarak beraber konuşuruz diye düşündüm. Çok teşekkür ederim Nevşin gerçekten. Şimdi arkadaşlar bu akşam İran meselesini, İsrail-Hamas savaşını konuşacağız. İlk olarak şunu merak ediyorum. Şimdi Nevşin sen daha önce İran'da kaldın, yaşadın, çalıştın. Gazeteci olarak çalıştın. Dolayısıyla oradan hala kontakların var. Oranın havasını, motivasyonunu biliyorsun. Biz İran'ı dışarıdan ve resmi söylem düzeyinde biliyoruz. Mesela bugünlerde işte Mehmetçik Gazze'ye sloganlarına önemli bir kesim ne alakası var oturun oturduğunuz yerde şeklinde de tepki gösterebiliyor. İran'da da aynı şekilde mesela ne Suriye ne Filistin canım feda İran'a gibi sloganların atıldığı gösteriler de yapıldı. Uzun lafın kısası İran'da, İran içinde bu Filistin meselesine bakış nasıl? Yani resmi söylemlerdeki gibi bir sahiplenme söz konusu mu? Şuradan başlayayım mı Hediye? Benim hep şey dikkatimi çekiyor. Bu Filistin, hoş Ukrayna-Rusya savaşı ile ilgili de böyleydi ama bu işte Gazze-İsrail meselesine bakınca Türkiye'de şöyle bir kanı var. Bu aslında Amerikalıların bir oyunu. Bunlar İran'ı bu işe çekip İran'ı bölmeye çalışıyorlar diye. Değil mi? Sen de rastlıyorsundur bu söyleme. Böyle bir bu aslında bu falan diye. Hani hep şu an Tabii İran önce istemiyor. İran, ondan sonra sırada Türkiye var diyenler Sırada bile var. Türkiye var diyorlar falan. Hani aslında böyle bir şey istemiyor İran, alakası yok ama zorla içine çekilmeye çalışılıyor diye. Maalesef şeyiz biz, Türkiye çok içine kapalı bir ülke. Peki şey insanlar da hiç böyle alternatif bakayım hakikaten başka türlü olabilir mi falan diye düşünmeye alışmamışız. Eğitim sistemimizden midir, aile yapımızdan mıdır, nedir bilmiyorum ama belki biraz geriye gitmek lazım. Şunu anlamak lazım, İran parlamentosu her hafta Merkberk İsrail, Merkberk Amerika diye açılıyor. Yani koca adamlar böyle mecliste slogan atıyorlar. Sadece İran meclisi değil, okullarda böyle açılıyor. Ya da bir milli bayram oluyor diyelim ki. İşte devrimin böyle bir ay boyunca devrimin adım adım şeysi kutlanıyor ya gelmesi, yıl dönümü. Orada her bir şeyde yani bakanlar, bürokratlar, adam bakan yardımcısı neyse çıkıp sokaklara ya da binasında İsrail'e ölüm diye bağırıyor bu insanlar. Yani ciddi ciddi. Hani bunu şaka olsun, laf olsun diye değil. Bu İran rejiminin kurucu değerlerinden bir tanesi. Yani Siyonist rejim dedikleri İsrail'in ortadan kaldırılması. Ve şunu görmek lazım. Bütün İran'ın siyasi doktrini de neyse askeri doktrini de bunun üzerine kurulu. Yani mesela yıllardır harıl harıl bu hatta Ukrayna Savaşı Rusya alacak mı almayacak mı şimdi İran'a yönelik BM ambargolarının da süresi doldu. Dolayısıyla bu uzun menzilli Fatih füzeleri işte Rusya'ya gidecek mi gitmeyecek mi o takip ediliyor. Bu uzun menzilli Fatih füzeleri mesela zaten İsrail vursun diye dizayn edilen yani gerekirse iş oraya gelirse biz bunları İsrail'e vurabilelim diye dizayn edilen Fatih füzeleri var. Yani bu şakacılık şey olsun öyle laf olsun diye değil yani adamların doktrini bu. Bu aslında enteresandır. Ta Şah döneminde Şah biliyorsunuz modernist hatta Türkiye gelince Atatürk'e de hayran oluyor. Yani ne güzel modern ülke falan. Biraz yani görece Türkiye gibi işte o reform, Rönesans, o dönemleri kaçırma, o bilimin akselere ettiği dönemleri kaçırma, geride kalma. Biz nasıl Batı'nın gerisinde kaldık? Biraz işte modernist hareketleri takip etme falan. Aslında Şah Rıza aynı zamanda 30'larda Nazi hükümetine de sempati duymuş birisi. Ve hatta o dönem işte şey görüyorlar Almanları. Ya bunlar İngilizler falan gibi işgal etmeye çalışan güçler değil. Bunlar da batılı ama farklı diye. Hatta İran'ın bir numaralı ticaret partneri oluyor Nazi Almanya'sı o dönemde. Ve böyle Naziler acayip şey yapıyorlar. İran basınına yatırım yapıyorlar. Pek çok gazete işte İran'a Bestan en ünlü gazetelerinden bir tanesi. Böyle milliyetçilik bir de siz Töre Hoca ile de konuştunuz ya İranlar da o Aryan soyundan geliyor ya işte Aryan. İşte hani öyle de aralarında bir şeylik kuruyorlar. Aryan aslında Almanlar Almanlar, da evet. oradan gelmiş falan diye. Dolayısıyla vakti zaman Nazi hükümetle aralarında çok iyi bir ilişki var.
Ve böyle Nazilerin de bayağı İran üzerinde, o zamanlar gazete üzerinden, bugün olsa Twitter olacaktı muhtemelen, gazeteler üzerinden yapmış olduk propaganda var. Orada çok bunu çalışan akademisyenlerin çalışmalarına baktım. Çok fazla hani böyle Yahudi nefreti üzerine kurulmamış. Ama işte İran ırkı, İran milliyetçiliği falan onun üzerine gitmişler. Kendi Almanya'nın reklamlarını yapmışlar falan. Fakat alttan alta o nüvenin burada bulunduğunu bir şey yapmak lazım. Bir de geleneksel İran toplumunda da aslında Müslüman toplumlarda da var, Hristiyan toplumlarda da var. Hani Yahudilerden bir içten içe nefret etme, böyle bir şey daha eski geleneksel toplumlarda. Hem içe kapalı diye Yahudiler bilmiyorlar, ondan korkuyorlar muhtemelen. Bir de fikir olarak tabii ki Hristiyanların peygamberini de, Hazreti İsa'yı da kabul etmemiş Yahudiler. Müslümanların peygamberi Hazreti Muhammed'i de kabul etmedikleri için bir heretik olarak, yani bizim peygamberimizi kabul etmemiş bir kimse, topluluk bunlar diye bir nefret uyandırıyorlar. Temelde bu da var. Biraz bir parça bunu da görmek lazım. Ruya Hakkakiya'nın bir İranlı Musevi çok güzel bir kitabı vardır. Journey to the Land of No, hayır ülkesine seyahat diye, orada şunu anlatır. Yani geleneksel İran toplumunda dışarıda yağmur yağdığı zaman hani Yahudiler sokağa çıkmazmış. Çünkü onlara değen su kirli olur, suyu kirletir diye. Hatta Ruya Hakkakiya şeyi hatırlıyor çocukken. Herhalde bizden 10-15 yaş daha büyük. Okulda öğretmen, hani o zamanların devrimcileri herhalde, devrimcilerinden de öğretmen, şey yapmak için Rüya'nın suyundan içiyor. Bakın diyor, hiçbir şey olmaz, sudan da içebilirsiniz diye. İçten içe tabii böyle gelenekler de var, böyle inanışlar da var falan. Şimdi bunların hepsini kafamızın bir kenarına koyup sonra 79 devrimi, her ne kadar işte 30'larda Nazilerle iyi ilişkiler, o Nazist propaganda, hatta Tahran'da Nazi Abad diye bir mahalle var yani hala, Nazi Abad diye. Öyle mi? Tabii çok değiştirelim falan aklına gelmiyor. Çok ilginç. Neyse, Hümeyni devrimiyle beraberse, Hümeyni hem işte daha sonra İsrail'le Şah'ın iyi ilişkiler kurması, o zamanlar gizli servis Savak, Mossad'la işbirliği yapması, hatta bu ünlü evin hapishanesi var ya, o hapishaneye de Mossadçılar yardım etti. Orada zamanında devrimcilere nasıl işkence yapılır, Mossadçılar öğretti falan denir artık. Ne kadar doğru, ne kadar şehir efsanesi. Pay bırakmak lazım. Fakat tabii Hümeyni şimdi devrimi yaptıktan sonra biz hep hani Şii dünyasının liderliği diyoruz ama Hümeyni nasıl istediği şey bütün İslam dünyasının liderliği. İşte o ortaya attığı velayet fakir. Yani nedir artık, Allah'ın diyelim yeryüzündeki temsilcisi. Bütün İslam dünyasının bir tür lideri olmak istiyor. Hatta Salman Rushdie fetvasını da buna bağlarlar. Yani o bütün İslam dünyası adına dikkat çekmek, orada bütün Müslümanlar adına konuşmak, bir nefret objesi olmuş birisini karşısına alıp bir birliktelik yaratmak, bir konsolidasyon yaratmak diye okunur. Dolayısıyla Hümeyni'nin konuşmalarında da biz aslında böyle Yahudi nefretini hep görürüz. İşte der ki Musa'nın sağ gözü kördü, İsa'nın sol gözü kördü, hepsi bir şeyleri şey yaptı, kaçırdı, en iyi ben biliyorum, benim iki gözüm de açık der. Böyle Yahudilerden bayağı, bunlar hep zengindir Yahudiler ama işte hırsızdır, yolsuzdur bunlar falan gibi konuşmaları var. İsrail'e de şöyle bakıyor Hümeyni. Diyor ki ya bu İsrail böyle Filistin falan meselesinin ötesinde, bu Yahudiler böyle insanlardır ki bunların amacı bütün İslam dünyasını işgal etmek. Müslümanlara hiç toprak bırakmamak, dolayısıyla bunların başını ezmek lazım diye bakıyor Hümeyni. Bu gelenek, yani dediğim gibi bu rejimin kurucu ideolojisi bu. Yani bütün İran ordusu bugün neyse buna göre kurulmuş durumda. İran dini rehberi her cuma bundan bahsediyor. Bunlar bir gökten düşmüş, birden söylenmiş, Amerikalılar dedirttiği için söylenen falan şeyler değil. Hatta aslında bu tabii İran'da baktığımız zaman, şu anda İran'ı yönetenler de hep reformcular da dahil, o devrimci kuşak. O devrimi yapanlar, işte kimisi Amerikan Büyükelçiliği'ni basanlardan, kimisi o dönem bilmem ne, kimisi o dönem ilk bakanlardan olan falan. Reformcular dahil bir o kuşaktan olmayan Mahmud Ahmedinejad vardı, eski cumhurbaşkanı. O böyle hakikaten bir işçi sınıfının çocuğu falan, biraz daha ikinci kuşak, daha genç zaten öbürlerine göre. Mesela Mahmud Ahmedinejad cumhurbaşkanı iken, bir de şeysi vardı onun, kayınbiraderi. Şuraya ismini not aldım çünkü unuttum ki o kayınbiraderi de yolsuzluk yaptı mı, yapmadı mı falan çok tartışıldıydı, edildiydi. Rahim Meşai. Rahim Meşai demişti İran Cumhurbaşkanı'yken Ahmedinejad şunu söylemişti. Ya bizim derdimiz Siyonist rejimle yoksa bizim İsrail halkıyla bir sorunumuz yok falan gibi bir açıklama yapmıştı. Bu bayağı şaşırtan bir açıklama. Zaten onu sonra hemen İran rehberi Ali Hamenei düzeltti. Bir başka konuşmasında hayır bizim
Filistin'i işgal etmiş olan kimseyle ne bir ortak bir noktamız olabilir, ne hoş görebiliriz. Tabii ki bir meselemiz vardır Filistin'i işgal etmiş olan herkesle diye düzeltti. Zaten sonra da Ahmedinejad'ı sistem dışına attı. Tekrar Cumhurbaşkanlığı seçimlerine girmek istedi ama orada seçimlere girmek için bu Anayasayı Koruyucular Konseyi'nin onay vermesi lazım. Ve Anayasayı Koruyucular Konseyi şeye bakıyor, yani rejime uyumlu biri mi değil mi falan. Evet. Onay vermedi Ahmedinejad'a. Ahmedinejad sistem dışı kaldı, atıldı. Ve hatta bu işte Amerikalılar Obama zamanında, Obama bu meseleyi çözeceğim falan iddiasıyla bu JCPOA, yani İran nükleer anlaşması, Avrupalılar da bir tarafında nedir? İran nükleer silah üretmeyecek, bunun garantisini verecek. Bunun karşında Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı İran'ın nükleer tesislerini sık sık denetleyecek. Silah üretiliyor mu, üretilmiyor mu diye. Amerika'da, Avrupa'da peyderpey yaptırımları kaldıracak. Şimdi o dönem özellikle Hamaney şunun altını çizdi. Bu anlaşma manlaşmayı tam da bizim İsrail politikamız kesinlikle değişmiş değil yalnız diye. Özellikle Hamaney bunun altını çizdi. Ve zaten İsrail bu JCPOA anlaşmasına da müthiş hani kuşkuyla yaklaşıyordu. Hep şey diye evet. Biz de okuyoruz. Ya işte kardeşim Amerika zaten İsrail'in yanında. İsrail lobisti Amerika'da çok kuvvetli. İşte bunlar istediği gibi top kuruşu falan. Çok da öyle değil. Yani hele Obama döneminde, Obama işte bu Chicago Üniversitesi'nden, Chicago okulu var Amerika'da bir ekol. Orada aslında bu Arap ekolü, Filistin ekolü bu daha kuvvetli. Yani Obama da oradan geliyor, o ekolden geliyor. Dolayısıyla İsrail'e hiç kulak arkası ettiler o dönemde ve o dönemde şunu çok gördük. İsrailler'de ha öyle mi kardeşim? İyi, bu Amerikalıların umurunda değil. Bunlar anlaşma bir şeyler yapıyor. Bu adamlar da bunları uyutup yine nükleer silah üretecek diye bakıyor İsrail. Ve İsrail İran içerisinde inanılmaz nokta operasyonları yapmaya başladı. Yani ben orada yaşadım, 2009'da da oluyordu bu. Bu nükleer programın başındaki mühendislerin, kritik adamların öldürülmesi suikastler aracılığıyla. Daha sonra en son bir malum Tahran'ın kuzeyinde çok önemli isimlerden bir tanesi acayip bir şekilde böyle kurulmuş bir silahla falan öldürüldü. Müthiş travmatik bir olay. İsrail'de biraz burada ben bu meseleyi kendi elime aldım diye bakıyor. Fakat tabii şunu söyleyeyim. Bence burada İsrail'in eğer bir nükleer silah olmasaydı, İsrail'de malum işte bu nükleer silahların önlenmesi anlaşması. Şimdi kimi ülkeler deklare ediyor. İşte Fransa gibi, Amerika gibi benim nükleer silahım var diye. Ve bunu şu koşullarda kullanacağım veya kullanmayacağım diye deklare ediyor. İsrail bir şey, yani İsrail şöyle nükleer silah var mı yok mu söylemiyorum diyor ama herkes biliyor evet. İsrail'in nükleer silah olduğunu. Fakat İsrail'in nükleer silah olmasa yani muhtemelen bence mevcut İran rejimi bir günde vurur İsrail'i falan, öyle söyleyeyim yani. Hani bence burada evet. Tek önleyici şey İsrail'in nükleer silah olması. Fakat özür toparlıyorum, özür dilerim. Şuna getireceğim, dedin ya hani kamuoyu nasıl düşünüyor? Ya biraz Türkiye gibi neredeyse düşünüyor. Yani aşağı yukarı her Amerikan toplumunda da benzer eğilimler var. Tabii İran bir demokrasi değil sonuçta ama bir böyle daha dünyaya açık, daha seküler, işte daha böyle global, biraz daha perspektifi açık falan insanlar var. Ne bileyim, bir tür orta sınıf diyebileceğimiz esasında. Şimdi 2009'da da atılan sloganlardan bir tanesi şuydu: ne Gazze ne Lübnan, canım feda İran'a diye yani. Ve hatta bunu 2009'da da her yere yazıyorlardı böyle kaçak. Ya şunun için diyorlar ki, ya kardeşim bu mollalar gidip alakasız bizim Araplarla, Maraplarla, Hizbullah'la, ya açık açık onların hani ifade ettiği şekilde söylüyorum. Ne işimiz var? Bize ne? Bizim bu kadar gaz kaynağımız var, petrol kaynağımız var. Biz bu sürünüyoruz şimdi. Biz ne yapıyoruz çünkü bunu? Yok Hamas'a yolluyoruz, yok Hizbullah'a yolluyoruz. Bize ne? Biz niye besliyoruz bu grupları kardeşim? Bize ne? Biz bu kendi kaynağımızı ülke içinde harcayalım. Bu maceracı, işte dinci, fundamentalist şeylerden vazgeçelim. Kendi işimize, gücümüze bakalım diye. Bu sloganları atanlar var. Bu son olaylarda da görmüşsünüzdür. Yine benzer sloganlar atıldı. İşte geçen gün bir yönetmen öldürülmüştü evinde, onun cenazesinde. Evet, zaten yönetmen ve eşi. İnsanlar falan cenazede hani şeylerinden. Anlıyorsun yani, çok rejime uyumlu tipler değil. Şeyde gördün mü, bir lisede işte lisede öyle ya, öğretmen slogan attırıyor. Merk İsrail diye, işi gücü. İsrail'e ölüm diye ya. Çocuklarda, bir grup çocukta Merk Filistin diyor. Onlar da kendi içinde öğretmenin aksine, yani Filistin'e ölüm diye. Böyle bir şey de var tabii ki. Ya zaten şey de çatışıyor. Baktığın zaman bu ümmet kimliği ile millet kimliği çatışıyor. Bu pek çok herhalde Müslüman ülkede gördüğümüz bir şey. Sen de belki bir katkı sunarsın bu anlamda. İranlılık mı? Yani Müslümanlık mı? Önce İranlı mıyız?
Yoksa önce Müslüman mıyız? Biz hangisini ön planda tutacağız? Burada tabii daha rejime muhalif olanlar İranlıyız biz kardeşim diyorlar. Öbürleri rejimin kendine şey bir ideolojisi var işte bir şey yapmaya çalışıyor. Bir kendisi çizgi çekmeye çalışıyor falan. Yani sonuçta İran üzerinde bu kadar yaptırım varken, İran içinde ekonomik durum bu kadar kötüyken insanların ne Filistin ne Gazze canım feda İran'a gibi milliyetçi işte bir takım sloganlar atmaları gayet anlaşılabilir bir şey. Bu arada tanıdığım birkaç tane İranlı var. Onlar da benzer şeyler söylüyorlar ama tabii rejimle pek uyumlu tipler değiller benim tanıdıklarım. Ama biraz daha dengeli bakan, biraz daha hani o diğer tarafı da anlamaya çalışan insanlar olduğunu söyleyebilirim kendi kaynaklarımın. Onlarda da mesela temel sorgulama noktası bizim üzerimizde zaten yaptırım var, ekonomimiz zaten kötü. Ama buna rağmen biz niye sürekli bir yerlere para akıtıyoruz şeklinde, bunun amacı ne, nihai hedefi ne şeklinde. Orada tabii şu anlama da geliyor aslında bir anlamda sanki Nevşin. Yani resmi ideoloji ilkokul çocuklarına kadar slogan attırıyor olsa da toplumun tamamını ikna edemiyor demek ki bu konuyla ilgili. Böyle de bir durum var. Şimdi ikinci biraz gündeme gelelim. Şunu sormak istiyorum. Yani İran sence bu İsrail'le bir savaşa girer mi? Genel senaryolar bu yönde ama yani sana soruyorum ama önce ben söyleyeyim fikrimi. Sanki İran doğrudan hiçbir savaşa girmeyecekmiş gibi geliyor. Böyle bir hava var diye düşünüyorum İran'a baktığım zaman. Sen ne dersin bu konuyla ilgili? Valla şimdi her şey olabilir tabii ama normal İran'ın asıl askeri doktrini Kasım Süleymani döneminden bu yana da gördüğümüz savaşı İran sınırlarından uzak tutmak. Pek çok aktörü kendilerine düşman olarak görüyorlar. İşte başta İsrail şu bu. Bunları diyorlar ki yani bizim ya da Amerika bizim topraklarımızda olmasın bu savaş, bu itişme. Biz bunu itelim kendisi. Neresi? Lübnan, Hizbullah, Hamas, Filistin, Yemen'de Husiler, neyse kullanabildiği vekaletler savaşında kullanabildiği gruplar, bunları İran finanse ediyor büyük ölçüde. Yani neredeyse işte Kasım Süleymani, karizmatik lideri, bu devrim muhafızlarının Kudüs gücü, yurt dışı operasyonlarını yürüten bir oradaydı, bir Yemen'deydi, bir Suriye savaşında sürekli sahadaydı mesela. Ya da sürekli Irak'ta, zaten Irak'ta öldürüldü bir nokta operasyonu. Arapça da çok iyi konuştuğu için bölgeye çok hakim birisiydi. Şimdi de mesela Dışişleri Bakanı Emir Abdullahian Arapça konuşuyor kendisi. Zaten Abadanlı yanılmıyorsam, Arap kökenli. Yani diyeceğim o ki hep savaşı uzağında tutmak. Aslında bunu da İran İslam rejimi bölgedeki açıklıkları, gerilimleri baktığın zaman tarihte çok iyi kullanmış. Yani Hizbullah'ın devşirilmesi mesela. Hani Hizbullah ilk aslında Şiiler Lübnan Savaşı'nda hatırlarsın. Yani bu neydi? Maroni Kilisesi'nin basılması, sonra Sabra Şabil'le katliamları falan. Hani o dönemde İsrail ordusu girdiği zaman Şiiler ilk başta tepki göstermiyor yani. Baktığın zaman arşive. Hatta böyle İsrail askerlerine yemek götürüyorlar. O meşhur değil mi? Bir Aşura'da tören yapılırken İsrail askerleri geçmeye çalışıyor. Bunlar bir saygısızlık olarak görüyorlar. Bir de tabii işgal uzuyor. Yani uzayınca kimse orada başlayabilirsin askerini istemez. Ve buradaki açığı çok iyi kullanıyor İran mesela. Onu hemen dolduruyor. Veyahut da son işte İsrail'in saldırısında 2006 senesi miydi? 2006 mıydı? 2006. Evet. Ya sonrasında sen oradaydın hatta hatırlarsın. Bütün bu Şii mahallelerindeki evleri İran yaptırdı kendi parasıyla. Yani para soktu. Orada evler yıkılmış. Herkese ev yaptırdı falan. Burada açıkları, bölgede oluşan açıkları çok iyi kullanıyor. Hakeza Irak. Yani bu Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak operasyonu en çok İran'a yaradı aslında. Çünkü Amerikalıların bir B planı yokmuş anladım. Girdiler, Saddam'ı devirdiler. Sonrası yok. Yerle bir ettiler ülkeyi. Yani güvenlik birimi kalmadı. Orada kalmadı. Aynen hiçbir şey kalmadı. Bütün devlet memurlarını kovdular. Yerine ne belli değil. Bir şey kuramadı. Buradaki Vortex'i yani buradaki boşluğu kim doldurdu? Hemen yine İran doldurdu. Oradaki Şii örgütler üzerine işte Haçlı Şabileri kurdu. Şimdi Haçlı Şabilerin birkaç kolu var. Hatta o komutanlar yani onu da takip etmeye çalışıyorum. O kadar aktifler ki bu arada bölgede. Haçlı Şabi komutanları bir Lübnan'a gidiyor. İşte bir Yemen'e gidiyor. Bir oraya gidiyor. Bir buraya gidiyor. Sürekli bir hareketlilik var yani. Bütün bu boşlukları İran'a çok iyi kullanmış olduğunu görüyoruz aslında. Hem Lübnan'ı hem Irak Savaşı, Körfez Savaşları bunları çok kullandı İran. Kendi lehine kullandığını.
Petrol parası da var işte, parayı buralara akıtıyor falan ve kendisi de böyle kendisini çevreletmiş aslında. Şii Hilali diyebilirsin, İran Hilali diyebilirsin ve bunları sonuna kadar kullanmak istiyor anlaşılan. Şimdi de işte Siyonizmi ateş çemberine almak ifadesini çok kullanıyorlar kendi basınlarında. Ki kendi basınlarında da hem Tesnim de yazdı bunu haber ajansı, hem de Keyhan gazetesi, hani rejimin gazetesi diyebiliriz. Kasım Süleymani'nin ölmeden önce aslında 2 sene önceden bu Aksa Tufanı operasyonunu planlamaya başladığını, Kasım Süleymani öldükten sonra da işte projenin devam ettiğini falan, bunu o zamandan kendileri böyle yazıyorlar yani. Bununla ilgili çelişkili açıklamalar olsa da, her ne kadar resmi ağızlardan ya biz tabii Hamaney şöyle söyledi yani, bunun arkasında biz yokuz ama yapanların da alnından öpüyorum falan dedi. Ben onu şuna bağlıyorum. Direkt konfrontasyon istemiyor İran yani. O savaşı uzak tutmak, gelip bize Amerika vursun, iş oralara gelsin istemiyor. Yok bizle alakası yok, evet, ama destekliyoruz diyor. Ama kendi kamuoyuna yazdığı şey sürekli, hayır bunu biz planladık ve tabii ki biz yaptırdık, finansmanı da biz yaptırdık şeklinde. Valla gelen bilgiler, işte bu Hamas komutanları bile, bu operasyonu yürütecek olanlar bilmiyorlarmış bu operasyonun nasıl olacağını. Aylar öncesinden eğitilmeye başlamışlar ama cep telefonları alınmış, dünya ile ilişkileri kesilmiş, kesinlikle bilgi sızmasın diye. Operasyon olacağı gün tam olarak ne olacağını anlamışlar, öğrenmişler. Hamas'ın siyasi liderleri de, değil mi? Habertürk'e söyledi Halit Meşal, biz bilmiyorduk, biz bile bilmiyorduk diye. Evet. Olabilir. Yani bunu hakikaten işte bu Kudüs gücü, İran'ın Kudüs gücü komutanları Hamas'la böyle kapalı falan, içinde belki Hizbullah'ın falan da olduğu, o şekilde planlamış olabilirler. Ama şu anda şöyle görünüyor yani, İsrail Gazze ile sürekli meşgul. Bu tabii aslında İran için de çok prestijli bir şey. Yani Hamas'ın girip bir kara operasyonu 1400 kişiyi öldürmüş olması. Şimdi herkes İsrail'in, aslında Mossad'ın o kadar güçlü olmadığı, Şimbet'in o kadar güçlü olmadığı. Bir de baksana, hala 3. haftası hala Gazze'den bomba atıyor, füze atıyor adamlar yani. Dolayısıyla evet, burada ne hem İsrail ordusunun imajı çökmüş oldu, hem İsrail siyaseten çok unstabil bir hale geldi yani bir yandan. Dolayısıyla burada muzaffer taraf İran. Bir de kendi açısından sıfır zayiat yani. Sonuçta Hamaslar ölüyor. Ne olacak yani? Kendisi açısından düşük bir şey. Gazze'liler ölüyor. Kesinlikle. Maalesef. Ve tabii burada İran'ın en çok rahatsız olduğu şey Arap-İsrail normalleşmesiydi. Ki bugünlerde zaten Arap ülkeleriyle İsrail arasındaki normalleşme süreci ne olacak, ne bitecek, baltalanacak mı diye biz de konuşmaya başladık. Özellikle Suudi Arabistan'la İsrail arasındaki normalleşme süreci konusunda benim takip ettiğim kadarıyla Hamaney'den reisiye kadar birçok isim birkaç kere üst üste açıklama yaptı. Hatta reisinin bir açıklaması var. Reisi diyor ki bu Arap davasına ihanettir şeklinde bir ifade de kullandı. Yani Hamas'ın bu saldırısıyla birlikte aslında İran'ın bir taşla birkaç kuş vurmuş olduğunu söyleyebiliriz. Ha doğrudan bu saldırıyı işte planladılar mı, planlamadılar mı, şu mu oldu, İran'ın haberi var mıydı, yok muydu, onu bilmiyoruz. Ama en nihayetinde Hamas'la İran'ın örtüşen epeyce bir şeyi var, çıkarı, hedefi vesairesi. Bu Arap Baharı döneminde bir kopukluk oldu hatırlarsan. Çünkü Müslüman kardeşler evet, de iktidara gelince tabii Hamas'ta hem Arap hem de Müslüman kardeşler canrında olduğu için, değil mi? Biraz daha işte Suriye'de, Mısır'da falan oralara yanaştığını gördük ama sonra 2017 sonrası hızlıca yine İran'la ilişkilerin tesis edildiğini görüyoruz. Yani sık sık işte gitmeler, gelmeler, toplantılar vesaire yapıldığını görüyoruz. Tabii tabii. Hatta Suriye ile Hamas'ın arasını düzeltmeye çalışan da birinci derecede zaten İran, ikincisi de Hizbullah. Yani şimdi burada aslında bu, madem vekil örgütlerden konuşuyoruz, işte Irak'ta Haçlı Şabi, Suriye'de Fatih Müyun'dan tut işte çeşitli Şii örgütler, onun dışında işte Lübnan'da Hizbullah, Yemen'de Husiler, zaten bizzat şeyde Filistin topraklarında ya da Gazze'de Hamas olsun, İslami Cihat olsun, çeşitli gruplar. Şimdi bu grupları, hani İran doğrudan kendisi İsrail ile Amerika ile bir savaşa girmez ama kendisine yakın grupları mobilize eder ve İsrail ile bir bölgesel savaşa sokabilir şeklinde iddialar var. Gerçi buna da ben şerh düşüyorum. Şu açıdan soru işaretlerim var. Yani İran mesela bu yapıların oluşması, ortaya çıkması için çok ciddi askeri, siyasi, diplomatik, medya, eğitim, aklına gelebilecek silah, her konuda çok büyük destekler verdi. Yatırımlar yaptı. Yani her biri yatırım gibi aslında İran açısından.
Mesela bir Irak'taki Haçlı Şabi'nin Gazze cephesine ya da İsrail cephesine kaydırılması Irak'ta bir kere güç boşluğu doğurabilir. Yani bunu Amerika mı doldurur, Türkiye mi doldurur, ne olur ne olmaz bilmiyoruz. Yani Lübnan içinde keza mesela çok sayıda aktör var Lübnan meselesinde. İşte Fransa'dan tut Suudi Arabistan'a kadar. Dolayısıyla hani bu vekil güçlerini de harekete geçirebilir, kendisi doğrudan savaşa girmese bile böylesi bir vekalet savaşını uzaktan kontrol edebilir şeklindeki senaryolara ne diyorsun sen? Valla bence bir şey söyleyeceğim. Özellikle İran rejimi gibi aslında yani Türkiye'de böyle değil mi? Mesela Suriye'de çok şey öğrendi Türk ordusu aslında. Her şeyde bir şey öğreniyorsun. Şimdi burada suyu iyi test etmiş oldular bence. Ne oluyor? Şimdi mesela Amerika şak diye savaş gemisini getirdi. Şimdi herkes onu vay Türkiye'ye getiriyor, Mürkiye'ye getiriyor falan. Yani işte alakası yok bence. Türkiye için getirmiyor tabii ki. Hatta bir gazeteci diyeyim arkadaşlardan bir tanesi ekranda şöyle şeyler dedi yani Gazze'yi bombalamaya geldi falan. Yani Amerika'nın Gazze'yi bombalamak için o kadar pahalı bir operasyona girmesine gerek yok. Yani Gazze'yi bombalayacak olsa Ürdün'den bir uçak kalkar bombalar geçer yani. Allah'ım yarabbim Allah herkese akıl fikir versin. Yok yani onu şunun için buraya çekti. Bu eğer işte Hizbullah'tan oradan buradan Yemen'den dört bir yandan füze yağacak olursa yağdırtmam ben bunu engelleyeceğim diyor Amerika Birleşik Devletleri. Evet. Fakat zaten hemen bu işte şimdi ne oldu? Önce bu Hamas'ın operasyonu. İsrail buna sert bir şekilde cevap veriyor. İsrail toparlanırken Hizbullah kuzeyden sürekli füze atarak İsrail sistemini yormaya başladı. Yani şunu da göz önünde bulundurmak lazım. İsrail'in hava savunma sistemleri var. Iron Dome bizim en çok bildiğimiz. Bir tek de Iron Dome yok. Fakat şimdi Ukrayna'da da aynısını görüyoruz biz. Bunlar pahalı sistemler. Yani sen 10 bin dolara mal edilmiş füzeyi 50-60 bin dolarlık füzelerle durduruyorsun. Şimdi çok para harcıyorsun, sistemi yoruyorsun. Ekonomisini de sarsıyorsun yani savaştığın ülkenin. Bir de işin bu tarafı da. Şimdi Rusya'da öyle ucuz İran dronlarını salıyor gidiyor. Ne olacak diyor. Bedavaya yakın bir şey. Günde yollarım 3000-4000 tane durduramayan. Karşı tarafa bile para yakıyor. Yani işin böyle bir tarafı var. Şimdi Hizbullah'a bile füze sallamaya başladı. Şimdi İran ne yapacak? Nasıl durduracak? O zaman acaba bir sınır ötesi operasyon yapıp da orada Hizbullah mevzilerine mi girecek falan denirken hemen açıklama geldi yani bu İran'a yakın gruplar bir araya gelip işte Yemen, Irak hepsi eğer böyle bir şey olsa biz bölgedeki Amerikan hedeflerini vururuz diye. Ki Gazze'ye kara operasyonu sözü çıktı ve hemen Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'taki iki üssü ve Suriye'deki drone saldırısına uğradı. Yani dolayısıyla işaret veriyorlar. Şimdi Amerika'da oraya savaş gemisini çekti yani. Vurdurmayacağız İsrail'i diye. Türkçesi bu aslında. Fakat işte dediğim gibi her seferinde bir şey öğreniliyor. Yani şimdi hakikaten baktığın zaman İsrail böyle bir çembere alınmış durumda ve Amerikan savaş gemisi gitmese anlaşılan o ki şimdi İsrail'in insan kaynağı da sınırlı. Yani kaç milyon insan var mesela? Asker yetmiyor. 10 milyon. Avrupa'daki şeyleri çağırdı. 300 bin kişi geldi falan. Şimdi bütün yerleşimcilerin eline silah dağıtılsın. Yani benim anladığım kadarıyla adamlar korkuyor gerçekten. Yani bunlar bizi yok eder diye düşünüyorlar. Korkuyor gerçekten. Şimdi işin o tarafı var. Ha bu tabii doğru bir şey yerleşimcilere silah dağıtılması demiyorum. Onun da dramatik sonuçları olacak yani. Onu da göreceğiz kesinlikle. Maalesef. Öyle görünüyor. Fakat şimdi adamlar gerçekten çembere alınmış durumda. Ne olur? Mesela Amerikan savaş gemisi gitmese İsrail'in tek seçeneği var. Tahran'a taktik nükleer silah atacak falan yani. O da bütün tabii, bölge çok sıkışmış olacak. Bu tabii tek şeysi bu. Ne yapacak yani? Çünkü dediğim gibi insan kaynağı sınırlı. Tamam hava savunma sisteminin de sonuçta bir limiti var yani. Bu işin şeyleri var, aşil topukları var falan. Hani iş oraya giderdi herhalde acilen. Şey olması lazım buna. Neyse bu süper güçlerin Amerika'sının bir taraftan, Çin'in bir taraftan bu işi durdurması lazım. Ama Rusya'da mesela işin öbür tarafında Rusya durdurmak istiyor mu bu işi? Bence istemiyor. Çünkü bütün dünya şimdi bunu konuşuyor. Kimse Ukrayna'yı konuşmuyor. Zaten Avrupalılar yoruldular yani Ukrayna'ya sürekli hani teçhizat yetiştirilsin, mühimmat yetiştirilsin, Ukrayna'nın işte ihtiyaçları karşılansın. Zaten dünya yorulmuştu. Herkes ya bir yere gitmiyor işte yenişemiyor bunlar otursunlar bir ateşkes imzalansın Rusya'nın aldığı yanına kar kalsın diye. Şimdi dünya o noktaya gitsin diye Putin de vallahi çok memnun. Şöyle şeyler var bilemem tabii ki ama aslında bu operasyonun hazırlanmasına Rusya da yardımcı oldu. Hatta Rus uydularıyla bilgi sağlandı. Kimse İranlar üzerinden mi neyse bilgi sağlandı falan gibi iddialar da var. İddialar var evet.
Peki İsrail tarafına dönecek olursak, yani İsrail devleti bu Hamas'ın saldırısını devlet olarak söylüyorum. Yani devletin kırmızı çizgileri ya da işte zayıf yumuşak karnı açısından bakıldığında nasıl algılıyor? Geçtiğimiz günlerde biz Kudüs'te yaşayan ve orada da akademisyen olarak çalışan Oğuzhan Çağlayan'la bir yayın yaptık. Oğuzhan Bey çok çarpıcı bir şey söyledi. Dedi ki İsrail Hamas'ın bu saldırısını 1400 kişiyi öldürdüğü saldırısını savaş ilanı olarak algılıyor dedi. Çünkü 80 milyonluk bir ülkeyle nüfusuyla orantılandığın zaman tek seferde bir terör saldırısında 13 bin kişinin hayatını kaybetmesi demek. İsrail'de 10 milyonluk ülke ve 1400 kişinin hayatını kaybetmesi 70-80 milyonluk ülkede 10-13 bin kişinin tek seferde öldürülmesi demek. Böyle bir kıyaslama oldukça çarpıcı görünüyor. Sen ne dersin? İsrail tarafının bu şeyi, Hamas saldırısını nasıl algıladığı konusunda refleksleri açısından, devlet refleksleri açısından. Analoji kuruyorlar. 11 Eylül'le 9-11'le çok analoji kuruyorlar. Bu da bizim 9-11'imiz diye. Ve zaten verdikleri cevap da Amerikalıların o dönemde verdiği cevaba çok benziyor. Hatırlarsan Amerikalılar da böyle bir kendini kaybedip ulan bize vuracak bir şey verin, neyse vuracağız artık falan diye böyle yani öfkeleri Irak'a yöneldi. Hisleri halinde. Histeri halinde, etmeyin, tutmayın falan diyen de kimse, o dönemde aslında dünya ayağa kalktı falan. Hatta Amerikan kamuoyunun içinden de ya yapmayın, bunun sonucu felaket olur falan diyene dinlemeyen, bir şeyi vurma, öyle bir şey, toplumsal şey hali var yani. Öfke hali var, bir şeyin hıncatının çıkarılması lazım. Biraz onu görüyorum ben açıkçası. Fakat şu çok, mesela hem IDF'in yani İsrail Savunma Kuvvetleri'nin yani İsrail ordusunun Genelkurmay Başkanı, bir de Shin Bet'in başındaki isim. İkisi de hatta bir şeyde yok suçlu biziz, yok biziz falan diye. Yani bir açık var orada. Bir sonuçta bütün sen sınırına şey çekmişsin, çitler çekmişsin. Efendim mesela uydularla, kameralarla donatmışsın. Dünyanın en sağlam sistemi, hiçbir şey olmaz diyorsun. Meğerse ne kadar çok açık varmış. Kim ödeyecek bunun bedelini? Şimdi onlar üstlendi fakat Netanyahu hiç oralı değil yani. Hiç ne özür diliyor, ne bir şey diyor, işte vuracağız, ezeceğiz falan filan. O da işi öyle kapatmaya çalışıyor ama şu tartışmayı çok görüyorum ben. Ben de bu İsrail muhalefetini, hani bu anayasa şeylerinde, eylemlerinde, özellikle o muhalefeti, onun kadın liderleri var. Onlar üzerine bir çalışma yapıyordum da bir yerde bir sunum yapmak üzere. Onun için yakından takip ediyorum sürekli. Şunu çok söylüyorlar, liyakatsizlik. Diyorlar ki Netanyahu, eşi, dostu, böyle alakasız, kendine yalakalık yapan kim varsa getirdi devlette önemli pozisyonlara, bu adamları oturtturdu ve dolayısıyla da ordu da çöktü, güvenlik de çöktü. O yüzden Netanyahu'nun bu popülizmi yüzünden yaşıyor İsrail bunu diyenler de var. Ama benim gördüğüm kadarıyla herkeste korku ve şok var. Yani inanılmaz şok. Şimdi düşünecek olursan onlar da hep şu algıyla yaşıyor adamlar. Yani bizi bu bölgede kimse istemiyor, hiçbir komşumuz istemiyor, Araplar istemiyor. Yani ellerinde olsa bizi buradan sürerler, bir kaşık suda boğarlar. Dolayısıyla bizim askeri olarak çok güçlü olmamız lazım. Başka türlü biz burada barınamayız psikolojisiyle yaşayan insanlar bunlar. Hatta sınır kentlerinde Aşkelon'udur, Sidere'tutur. Zaten hep biliyorsun yani, şimdi tabii ilk kez böyle bir saldırı gerçekleştirdi Hamas ama arada Hizbullah 3-5 roket sallar, arada Hamas 3-5 roket sallar. İşte kimi düşer, kimi düşmez falan. Evet. Böyle bir yaşam var işte, arada sirenler çalıyor, millet sığınağa iniyor falan. Hayatın bir parçası bu yani. Şimdi böyle de yaşayan bir halk bir yandan. Benim gördüğüm ciddi yani anladığım kadarıyla, gördüğüm kadarıyla ciddi travma geçirmiş bir haldeler. Yani travma. Fakat buradan ne çıkacağını da şey yapamıyorum. Yani öngörmek zor şu aşamada. Ne çıkacak bakalım. Mesela yani buradan Netanyahu güçlenir diyenler oldu. Halbuki tam tersine Netanyahu'ya eleştirilerin arttığını görüyoruz. Ama nereye kadar bu eleştiriler devam edecek? Bu saldırılar şiddetini arttırırsa, şimdi mesela hani Ukrayna'da Zelenski bu savaştan önce millet eleştiriyordu Zelenski'yi falan. Ama sonra ne oldu? Herkes Zelenski'nin etrafında birleşti. Hoş tabii Netanyahu ile Zelenski de belki de bir tutmamak şöyle de lazım. Mesela yani Zelenski daha böyle görece diyelim ki daha böyle liberal bir yerde falan duran bir isim. Bir de ilk dakika bir gol bir hemen yolsuzlukla savaşacağını söyledi mesela. Savaş halindeyken bile kabineyi değiştirdi, şunu yaptı falan, bu tip adımlar atabilen birisi. Netanyahu biraz daha farklı. Hem de daha yaşı ileri, daha da fazla sevmeyeni var yani İsrail içerisinde, çok da sevilen birisi değil. Ben bir İsrail-Türkiye gazı dosyası, yani gaz işbirliği olur mu diye dosyası yapmak üzere eski hükümet, solcu hükümet varken İsrail'e gitmiştim.
Ve o zaman bir Tel Aviv'deyken biz bir terör saldırısı oldu. Bir kişi Tel Aviv'in merkezinde bir restoranların barının önünde ateş açtı. Ölen olmadı da yaralanan oldu. Yani bir terörist böyle polis operasyon yapıyor falan. Orada şey pankartlarıyla insanlar gördüm. Bu hükümet beceremiyor gitsin. Bu solcular teröristleri azdırdı. Bu hatırlayacak olursak sol partilerden bir koalisyon kuruldu. Yani sol, merkez, işte Arap Partisi. Bunlar teröristleri azdırdı. Bunlar böyle özgürlük, liberal, açık sınırlar falan filan diyorlar kardeşim. Başımıza bunlar geliyor falan diyen insanlar vardı mesela. Fakat kaderin cilvesi gel gör ki bu terör saldırısı yani solcular baştayken değil de tam tersine İsrail tarihinin en sağ hükümeti baştayken oldu yani. Tabii. Kesinlikle. Tam da Netanyahu demişken şimdi bence Türkiye kamuoyunda biraz yanlış algılanan ya da yanlış yerlerden sorgulanmadan yorumlanan başka bir mevzu daha var. Netanyahu karşıtı protestolar meselesi. Hatta bugün yine İsrail basınında mesela şey vardı. İşte %66 idi galiba yanlış hatırlamıyorsam. İşte Netanyahu'nun istifasını istiyor halk şeklinde. Sen bunu nasıl değerlendiriyorsun Nevşin? Yani bu insanlar Netanyahu karşıtı gösteri yapanlar bu adam beceremiyor. İşte barıştan uzak başımıza Gazze Savaşı çıkardı. Gitmeli şeklinde mi düşünüyor yoksa yeterince şahin değil başımıza böyle bir iş bu adamın zamanında geldi diyenler mi? Vallahi benim gördüğüm kadarıyla daha çok bir bu liyakatsizlik meselesi. Bu adam yolsuz, liyakatsiz, kimi nereye neyi atadığı belli değil. Kurumları çökertti şeklinde eleştirileri görüyorum ben hep. Aslına bakacak olursan. Aşırı sağcı isimler ise şey dediğini görüyorum daha çok. Yani farklı pek çok eğilim vardır tabii ki de. Biraz daha belki sahada namus tutmak lazım ama şunu diyenleri görüyorum. Hani o böyle muhaliflere cevap verirken ya kardeşim savaş halindeyiz. Sizin de işiniz gücünüz Netanyahu. Şöyle bir günde bile işi gücü bırakıyorsunuz. Netanyahu'yu eleştiriyorsunuz. Elinize silah alın da cepheye gidin burada konuşacağınıza falan gibi tepkiler görüyorum mesela daha ziyade. Dolayısıyla benim hani gördüğüm daha çok ama hani var mıdır aşırı sağcı da ya bu yeterince şahin olmadığı için oldu diyen hakikaten bakmak lazım yani biraz. Ama genel olarak eğilim bu liyakatsizlik eleştirisini çok görüyorum ben. Yani hani İsrail'in de böyle bir şeysi var ya bir de işte o aslında İsrail'i bir yandan yönetenlerden bir tanesi de ordu yani haliyle. Tehdit altında evet. Yaşayan ya da öyle algılayan bir ülke olduğu için ordu ve hep siyasetin bir tarafında yani öyle veya böyle olsa da ve dolayısıyla hep böyle İsrail bir bürokrasi ordu ağırlığıyla yönetilir falan diye şey yapılırdı. Yani Netanyahu döneminde zaten bütün bu yapılan anayasa değişikliği falan da onun üzerine kurulu ya burada bir yargı vesayeti var. Biz hükümet olarak bir karar alıyoruz. Bunlar iptal ediyor kardeşim. Neyse o yüksek mahkeme mi diye çevirmek lazım? Ne diye çevirmek lazım? Hmm. Anayasa mahkemesi mi? Neyse. Tam Türkçe çevirisi. Ya kardeşim işte biz bir yasa çıkarıyoruz. Bunlar durduruyor. Bu nasıl iş? Resmen burada bir yargının bürokrasinin vesayeti vardı ya mottosu Netanyahu'nun. Bütün bu anayasa değişiklikleri falan da bunun üzerine evet. Kuruyor. Şimdi diyorlar işte, al buyur kardeşim bak senin yaptığın değişikliğin sonucu da bu oldu yani. Aldığın denetimsiz kararlar, yaptığın denetimsiz atamalar buna yol açtı diyor gibi görüyorum. Ben de aynı fikirdeyim. Yani Netanyahu'nun hani tamamen çeksin gitsin vesaire değil de biraz daha icraatlarını eleştiren, dolayısıyla yani Netanyahu bunu bu işte ortalık biraz yatışırsa eğer bedel öder vesaire diyenler var. Yani illaki Netanyahu'ya hesap soracaktır İsrail içinde çünkü öyle bir sistem de var hala. Kendi iç demokrasi sistemi diyelim bir çeşit tırnak içinde. Ama Netanyahu çöktü, bitti, halkı bile istemiyor artık tarihin çöplüğüne gömülür vesaire. Ben o yorumlara katılmıyorum yani. Böyle çok abartılı yorumlarda görüyorum çünkü. Şimdi aslında bu İsrail-Filistin meselesini konuşurken, İsrail-Hamas meselesini konuşurken biraz da Filistinlilerin durumunu konuşmak lazım. Yani hala bugün bile, özür dilerim, bugün bile mesela Hamas, İslami Cihat gibi silahlı örgütlerle Mahmut Abbas yönetimini tek masaya oturamadıklarını görüyoruz. Yani hatta en son Mahmut Abbas işte Hamas Filistin halkını temsil etmiyor şeklinde bir açıklama yaptı. Büyük ihtimalle iki taraf arasındaki, iki örgüt arasındaki şeyi, uçurumu daha da büyütecek bu durum. Sen ne dersin bu konuyla ilgili? Filistinlilerin bir liderinin olmaması, çok başlılığın olması, ondan sonra ortak bir ajandada tek ses hareket edemiyor olmaları. Yani bu durum nasıl etkiliyor
bu Filistin-İsrail çatışmasını. Şey sorusu var değil mi? Hani bunu beraber de konuşalım. Senin de daha yetkin de olduğun bir konu. Yani kim temsil Estağfurullah. ediyor Filistin halkını o zaman mesela? En son bir 2006'da bir Evet. seçim oldu işte. Tamam, Hamas iktidara geldi. Sonra bir iç savaş oldu Gazze içerisinde. Kaç 450 kadar El Fetih mensubu öldürüldü. Öldürüldü. 2008 savaşını 5 ben 500 civarında hatta. var. Evet. 2008 savaşını ben Gazze'de takip etmiştim. Ve insanlar zaten şey diyordu yani. Aman abi konuşmayalım şimdi bir şey. Akşama gelir Hamas dizimizden vurur falan gibi bir hava hakimdi. Bir de Hamas'ın tabii ilk yılları o zaman iyice şey devrimci. Kafelerde müzik falan yasaktı yani. İslami değil falan diye böyle tam bir demir yumrukla yönetiyordu. Sonradan belki gevşemiştir, değişmiştir şimdiye falan filan. Hamas da zenginleşti biraz çünkü iktidara geldikten sonra orada da iyi kötü bir orta sınıf oluşmuş takip ettiklerimden gördüğüm kadarıyla da kim temsil ediyor? Mahmut Abbas etmiyor yani baktığı zaman kamuoyu yoklamalarına. Neredeyse yani Mahmut Abbas'ın karşısına Haniye'yi koyunca Haniye'yi seçecek şeyde insanlar. Evet, Ama Hamas şöyle de bir kazanacak durumda yani. şey gördüm. Sonra başka bir anket. İşte Mahmut Abbas değil de Haniye'nin yerine başka bir isim mesela daha genç böyle El Fetih'teki başka mesela onu koyunca El Fetih'e oy verebiliyor insanlar. Yani buradan ki sanki sorun böyle Mahmut Abbas gibi artık oturduğu yerden kalkmayan. Yani her iki tarafta Hamas da müthiş yolsuzluklara boğulu. Baktığınız zaman Filistin'le Çok. konuşulan sanki Mahmut Abbas yolsuz da öbür taraf değil mi yani? Bunlar daha da yolsuz baktığın zaman. Ya işte Arap dünyasının sıkıntısı şu değil mi ya? Bir işleyen devlet Olsun. organizasyonu yani mesele bu. Bunu niye kurulamadı? Değil mi? Arap dünyasının bunu sorgulaması gerekmez mi yani? Olmuyor. Ya bir Evet. diktatörlük oluyor ya hiçbir şey falan. Ortada hiçbir şey yok. Yani kardeşim bir işleyen, arada birbirini denetleyen kurumların olduğu falan bir yapıların kurulması gerekiyor. Bu kurulmadığı sürece bir yere varamazsın ki. Yani bir şey başaramazsın. Hani şu da bir şey değil. Her sunulan öneriye hayır diyelim. Yani bir yerden de başlamak lazım. Hem İsrail tarafında hem Filistin tarafında herhalde yani daha ılıman unsurları yani daha moderate unsurları desteklemesi lazım dünyanın. Şey de tabii çözümsüz değil de. Amerika'nın, İngiltere'nin anlıyorum tamam bu İsrail'e bir terör saldırısı ve ortada bir travma var. Biraz da değerler savaşı olarak görülüyor falan da. Bu Netanyahu'ya tamam yürü ya koçum sonuna kadar seninle birlikteyiz falan. Şimdi bu da yapıcı değil. Bu da felaket bir sonuç doğurdu yani. Kesinlikle. 2000 tane çocuk öldü bu. Saçma sapan. Şimdi ne olacak ya? Adam Hamaslı olmasa bile bu zamana kadar. Bundan sonra Hamaslı belki. Gazze'nin içinde yani Tabii. anlatabiliyor muyum? Bu da saçma sapan bir yere geldi iş yani. Kesinlikle, kesinlikle. Ya zaten şöyle de bir şey var, senin söylediğin gibi yani çoluk çocuğun o kadar öksüz yetim kalan var, onlar geleceğin Hamasçısı. Belki Hamas'ı ya Hamas ılımlıymış dedirtecek Ha. radikal örgütlerin şimdiden militanını yetiştirmek gibi. Çünkü Gazze'den gelen görüntüler gerçekten çok korkunç. Hani Evet. sosyal medyada falan yayınlayamıyoruz, zaten %1'ini bile yayınlayamıyorum da. Şimdi bu düşünüldüğü zaman insanlar senin de dediğin gibi Hamasçı değilse bile çok rahatlıkla Hamasçı olacaklar. Belki Hamas'ı yarın siz yumuşak davrandınız, niye böyle yaptınız, niye şöyle yaptınız diye eleştirecek kadar radikalleşebilir insanlar. Yani ama her haliyle senin de dediğin gibi yani bir taraftan yürü ya koçum Netanyahu'ya böyle denmesi, diğer taraftan Arap dünyasının da büyük ölçüde hani hıkmık etseler de Hamas'ı sahiplenmesi gerçekten meseleyi iyice çözümsüz Ya kılıyor. bir de iş ta Ama Avrupalara, Amerikalara falan sıçradı. Şimdi oradaki kültür savaşının da bir parçası oldu. Orada da başka bir kültür savaşı var ya. Hele şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde mesela. Hani gördüğün zaman işte progresif sol böyle statüsko'ya savaş açmış durumda. Şimdi onlar bu meseleyi kendi perspektiflerinden sahiplendiler falan. İşte onlar başka bir açıdan bir kendilerince bir Filistin davası savunuculuğu yapıyor. Avrupa'da başka bu göçmenlerin sahiplendiği bir mesele oldu. Şimdi onlar da yani adam göçmen, ikinci kuşak orada adapte olamamış, toplumun içine alınmamış görüyor kendisini. Yani benim gözlemim o. Şimdi onlar da bunun hıncını çıkarmak şeysi olarak gördüler. Bunu da mesela antisemitizm olarak yansıtıyorlar. İşte sinagoglara saldırılar oluyor mesela Berlin'de falan. Bu Almanları şok edici bir şey. Çünkü adamlar bütün sistemlerini kendilerine göre 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bir daha asla bu topraklarda antisemitizm ve işte
soykırım olmayacak, olmasın diye kurdukları bir sistem. Şimdi orada tabii Arap asıllı insanlar gelmişler fakat sistem içerisinde eşitsizlik olduğunu görüyorlar. Kendilerine yer verilmediğini, dışlandıklarını hissediyorlar çeşitli nedenlerden ve gördüğüm kadarıyla bu vesileyle de öfkelerini dışa vurmak istiyorlar. Onlar da şimdi böyle dışa vuruyor falan. Oradan da böyle bir antisemitizm hortlamış durumda. Bu iş kendi farklı beçelerle bir de bütün dünyaya sirayet etti. Baksana şimdi Türkiye'de başka şekilde sirayet etti yani. Türkiye'de de bunu iktidar böyle kendi tabanını konsolide etme yeni bir şey buldu kendisine yani. Yeni bir şiar buldu üzerinde tepineceği benim gördüğüm kadarıyla. Evet. Bunu kesinlikle sorgulatmıyor falan. Hani şunu da diyemiyorsun Türkiye'de. Ya kardeşim tamam da bir dakika yani Hamas böyle bir saldırıyı, intihar saldırısı gibi bir saldırıyı niye yaptı? Hamas'ın yaptığı bu intihar saldırısı gibi saldırının faturasını bütün Filistinlerin ödemesi yazık değil mi falan dersen kesinlikle. O Siyonist misin falan diyorlar mesela. Bu da ayrı bir böyle muhalefetin üstüne yürüme şeysi olarak da kullanılıyor Türkiye'de falan. Herkes kendine göre bir yerinden yorumlayıp meseleyi şey yapıyor gördüğüm kadarıyla. Dahil oluyor. Ya aynen, ben de sürekli Arapça basından haber aktardığım için bana Hamasçı diyenler var. Gerçi zamanında IŞİD'çi diyenler bile çıktı da. Yani senden de IŞİD'çi şey yani. Yani Allah akıl fikir versin diyeceğim de zarar bir şey olur, temenni olur yani, o kadar sıkıntılı. Şimdi sorular var Nevşin, epeyce bir sorular var. Ben ekrana yansıtayım sırayla. Mesela Steve Canoğlu demiş ki Nevşin Hoca'ya sorabilir misiniz? Arap ülkelerinin savaş açma ihtimali var mı İsrail'e demiş. Bence yok ya. Sen daha iyi bilirsin. Sen söyle ama ben hiç görmedim. Hatta Suudi Arabistan'ın ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin daha çok böyle Hamas'ı suçladığını falan görüyorum. Sen ne dersin? Evet. Ben de aynı fikirdeyim. O İsrail'e savaş açmalar vesaire falan, onlar bitti o dönemler artık yani. Olacağını zannetmiyorum açıkçası. Ruken Kaya Şiraze'nin nasıl kaydığını gösteren bir örnekle sorusuna başlamış. Demiş ki Frankfurt Kitap Fuarı'nda Filistinli bir yazara ödül verilecekken iptal edilmiş ve hiç kimse bir edebiyatçıya yapılan bu hareketi kınamamış demiş. Avrupa'nın özellikle de Almanya'nın Filistin düşmanı İsrail yanlısı tavrının edebiyat dünyasını bile etkilemesi çok ayıp, aynı zamanda kaygı verici değil mi? Şunu söyleyeyim, ben Frankfurt Kitap Fuarı'ndaydım ben de. Orada bir Raif Bedevi diye 10 yıl Suudi Arabistan'da hapiste yatmış bir gazeteci var. Onun ismine düzenlenen bir panel var. Karısı da orada konuşmacıydı. Ben ona gittim. Fakat bu konuyu da tabii ki böyle bir şey var ise fuarda olmak istemem kesinlikle diye sordum, soruşturdum, araştırdım. Şöyle ki bu ödülün verilmesinin iptal kararı 7 Ekim'den önce alınmış zaten. Yani söz konusu bu olaylar hiç olmadan önce hani yazdığı romanda öyle yorumlamışlar. Yani antisemit, iki bölümlü bir roman, işte bir ilk bölüm var, bir ikinci bölüm var. İkinci bölümünde böyle bir antisemit biraz daha ifadeler oldu. Yani öyle bir öykü anlatıldığını değerlendirmiş jüri. O nedenle böyle bir zaten öncesinde iptal etmişler bunun. Bu şey ya, bizim de birazcık özellikle bizim İslam dünyasında öyle ola geldi yani. Antisemitizm bizim kültürümüzde çok şey, maalesef içselleştirdiğimiz bir şey yani. Evet. Yani Yahudiler de yani, işini bilir ha falan. Bunlar da paradan anlar ha falan. Ben burada Yahudiler de paradan anlar desem kimse bir şey falan der herkes. Ama bu Avrupa'da çok ayıp kabul ediliyor. Şundan da diyebilirsin ya, bunlar çok affedersiniz bir O.K. yediler. Korkunç bir insanlık dramına imza attılar. 6 milyon Yahudi'yi öldürdüler. Şimdi onun utancıyla kurallar koyuyorlar diye. Evet yani bu da doğru değerlendirme. Adamlar bütün sistemini işte bir daha böyle bir şey olabilemesin. Yani öyle bir prensipler koyalım. Öyle bir anlayış koyalım ki bir daha böyle bir şey olabilemesin diye. Adamlar açısından antisemitizm çok çok büyük bir kırmızı çizgi. Ama bu yazarın ödülü çok öncesinde alınmış bir karar. Yani alakası yok imiş 7 Ekim'de. Onu teyit ettikten sonra katıldım ben de zaten. Yoksa ben yani %100 ifade özgürlüğünün arkasındayım aslında bana soracak olursanız. Yani bunu çünkü hani ben öyle düşünüyor muyum? Düşünmüyorum. Biraz şeyine bakmak lazım. Biraz da bu işler common sense'tir. Yani biraz da level'ına bakmak lazım. Şimdi öbür türlü de şey de oluyor çünkü. Bu batıda da öyle bir yere geldi ki bu cancel culture. Yani ofansif mizah bile yapamıyorsun mesela. Ofansif mizah işte o da bir kırmızı çizgiye değiyor falan. O işte oralara gitmemesi lazım kendi açımdan.
Yani ofensif mizahı falan bırak, Birleşmiş Milletler'in ve Uluslararası Af Örgütü'nün mesela İsrail Devleti'nin Filistinlere yönelik ayrımcılık yaptığına, işte bürokrasi dağları yığdıklarına, izin süreçlerini ciddi sıkıntılara soktuklarına dair raporlar var. O raporlardan sonra mesela İsrail Birleşmiş Milletler'in ilgili raporu hazırlayan birimi, şimdi hatırlayamadım, onu ve Uluslararası Af Örgütü'nü bile antisemitik olmakla suçladı. Yani bir Haklısın. taraftan şey de var, insan hakları ve hürriyet özgürlüğünü de ciddi daraltan da bir şeye dönüştü. Haklısın. Yani hele son dönemde iyiden iyiye cadı avına dönüştü gibi görünüyor. Şimdi Ruken Kaya'nın bir başka sorusu var. Demiş ki Türkiye'de bir İslam ülkesi olarak ekonomik, siyasi, güvenlik gibi nedenlerle bu çaresizliğin içinde değil mi? Hele ki ABD Türkiye'yi pek de diplomatik görüşmelere dahil etmezken. Sorunun üst kısmını almamışım Evet. zannedersem. Vallahi Başka biz seküler bir ülkeyiz, bir de Arap ülkesi değiliz sonuçta. Hani biraz farklılıklarımız var yapısal olarak çevremizdeki komşularımızla bayağı farklı. Vallahi Amerika'nın dahil etmemesi bence aslında iyi bile bence. Neden diyecek olursanız biz bu meselenin ne kadar birebir içinde olmazsak o kadar iyi. Yani bence burada hükümet de şey davranıyor gördüğüm kadarıyla. Çünkü bu her ne kadar Türkiye'de kabul edilmese de burada başat aktör İran yani. Meselenin birincil aktörü İran. Niye Evet. burada yani kimin mesela yani kimin tarafında neye? Ya Türkiye burada olacaksa olacaksa bir arabulucu rolünde olmalı. Yoksa birebir içinde aktör olsun, yok garantör olsun falan. Bu işlere bence Türkiye ne Yok, kadar orduyu gönderelim. az... Ha yani hiç Yani. gerek yok böyle şeylere. Türkiye'nin burada aklı selim kalması falan en mantıklısı yani. Özlem Zengin'in meclise söylediği şeyi ben çok doğru buldum. Çünkü yani şey baskısı var ya, İsrail diplomatlar gönderiyor, büyükelçi dipler atılsın falan. Bir dakika abi niye atılsın yani? Burada sonuçta İran'ın ucunda başında bir yerinde olduğu bir operasyon, kendi bir takım siyasi hedefleri, kukla gibi oynattığı vekalet örgütleri, bunlara akıttığı para, yaptığı bir takım askeri hesaplar, siyasi hesaplar falan var bu işin ucunda. Fakat niyeyse Türkiye'de bu hiç yokmuş falan gibi davranılıyor. Yani öyle işte Hamas saldırdı, sonra öyle savaş gemisi geldi, işte öyle bir şeyler oluyor falan. Hani öyle değil ki iş. Dolayısıyla burada olmayacak şey arabulucu olmak. Biz biraz daha kendi işimize bakmamız. Ama tabii ki hani Özlem Zengin dediği onun için doğru. Diyor ki yani böyle olmaz. Bizim diplomatik ilişkileri sürdürmemiz lazım diye. Çok doğru. Her türlü diplomatik baskıyı İsrail'in üzerine Türkiye'nin yapması en doğrusu. Eğer o Tabii. çılgın dış politika dönemi yaşanmasaydı, yani bir gün ona iki şaplak hadi yallah, ertesi gün ona iki şaplak hadi yallah falan saçma bir dönem yaşandı ya, bütün Türk dış politikası alt üst oldu. Eğer hiç öyle bir dönem yaşanmasa idi, Türkiye bütün bölge ülkeyle kendine göre bir denge stabil ilişkisini sürdürüyor olabilseydi, Türkiye'nin bugün İsrail üzerindeki baskı şeysi de yeteneği yetisi de çok daha fazla olacaktı muhtemelen. Böyle gitmeler gelmeler, üç kez büyükelçi kovmalar, küstüm bilmem neler olmasaydı. Tabii. Bugün çok daha fazla leverage olacaktı Türkiye'nin. Yani bugün o Erdoğan belki Netanyahu'yu arasa ne yapıyorsun kardeşim sen dese falan bunun başka bir ağırlığı olacaktı. Kesinlikle katılıyorum ona. Zaten şöyle bir şey var. İşin ucunda İran olmasa bile Türkiye İsrail'le niye ilişkilerini kessin? Yani İsrail'i sonuçta Cumhuriyet'in kuruluşu, İsrail'in kuruluşundan beri Türkiye Cumhuriyeti tanımış en nihayetinde. Bir devlet olarak ikili ilişki de kurmuş. Filistin meselesine dahil olabilirsin. Gönlün Filistinlilerden yana da atıyor olabilir kalbin. Ama böylesi bir durumda ben mesela hükümetin son dönemki politikalarını doğru buluyorum bu açıdan. Hakan Fidan'ın ve işte Erdoğan'ın itidal çağrılarını umarım değiştirmezler. Umarım aynı şekilde devam eder. İki tarafa da kapının açık bırakılması, açık tutulması, iki tarafla da temas halinde olmayı sağlayan bir diplomasi elbette ki bu sorunun çözümüne de yardımcı olabilir. Ya Katılıyorum. böyle de bir şey var. Şimdi Şükran Yarcı 1 milyon dolarlık soruyu sormuş. Demiş ki Orta Doğu'ya gerçek barış ne zaman gelecek? İki tarafın halkı gerçekten barış istiyor mu? Adalet ve eşitlik olmadan bu barış sağlanır mı? Valla biraz Yani daha çatışmalar dönemindeyiz. aynen. Soğuk savaş gibi yani. Baksanıza yani Ukrayna, Rusya, burada İsrail, işte Gazze, Filistin ya da İsrail, Hamas neyse. Aslında ben neredeyse bir tarafıyla Ukrayna bile bir vekaletler savaşı diye bakabiliriz. Bir değerler savaşı olduğunu da gör. Bunu İsrail de söylüyor. Bu bir değerler savaşı diyor yani.
Biz burada bir takım Batı'nın değerlerini temsil ediyoruz. Bize saldıranlar bunun karşısında olanlar. Bunu da unutmayın diye. İsrail de kendince Batı'ya hep bu mesajı vermeye çalışıyor. Öyle mi değil mi tartışılır ama sanki böyle bir dünya iki cephe savaşına bir işte diyorlar ya global güney. Global evet. South. Yani işte Afrika'sı, Çin'in mini falan bunlar biraz daha Çin, Rusya, İran ekseninde hizalanan ülkeler. Eskiden ne deniyordu bunlara? İşte ikinci dünya, üçüncü dünya deniyordu. Şimdi Global South deniyor. Bir de öbür tarafta Batı diyebileceğimiz. Batı da ama illa coğrafi olarak Batı diye düşünmemek lazım aslında. Bu ne diyelim? Özgürlükçü dünya mı belki bir ölçüde demek lazım. Avrupa'sı, Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kore'si, Japonya'sı bunlar ayrı bir blok. Türkiye nerede diyecek olursanız. Türkiye fiziksel olarak aslında bu şeyde yani NATO üyesi olması hasebiyle fiziksel olarak bu tarafta ama physically here, mentally outside dediğimiz kafası ve kalbi biraz daha öbür tarafta, biraz daha ortada ama Türkiye böyle ortada olan tek ülke değil yani Brezilya'da mesela Türkiye gibi falan. Hı hı. Böyle ikisi arasında giden gelen swing ülke denebilecek de ülkeler var. Belki Macaristan bunlardan biri falan. Evet. Sultan Büyük Aşık demiş ki Hamas bu kadar stratejik saldırıyı dışarıdan destek, en azından lojistik destek almadan yapabilir mi? Rusya ve Çin uzaktan izleme halinde mi? Özellikle de istihbarat verdiklerine dair, Rusya'nın daha doğrusu istihbarat verdiğine dair işte iddialar var ama bilemiyoruz arkadaşlar. Senin bu konuyla ilgili bilgin var mı Nevşin? Yani lojistik derken bir tek şey işte şey zaafını görmeleri, orada bir ne derler o duvar ya da çit, oradaki bir iletişimsizlik zaafı mı neyse onu görme, onunla ilgili iddialar da işte bir Rus uydusunun orada İsrail yörüngesinde olduğu o sıralarda ve belki oradaki uydu şeylerini de kestiği, çünkü merkez biliyorsun bunlar giriyorlar İsrail'in içine, o şey askeri karargahtakiler görmüyor böyle bir şey olduğunu kaç saat boyunca. Evet. Saatlerce sürüyor, giriyorlar köylere, giriyor tek tek öldürüyor, o takılıyor oralarda falan, yani görmüyorlar. İşte böyle bir iletişim kesildiği falan söyleniyor ama bilmiyorum yani bunların hepsi. Onun haber... görüntüsü yayınlandı ya. Şeyin Kassam ilk gün yayınlanan görüntüler arasındaydı. İlk yaptığı şey şu paramotorlarla şeyin üstüne, iletişim kulesinin üstüne inip orayı patlatmaktı. Ama hı-hı, tabii o bölgenin tamamının iletişiminin kesilmesini mi sağladılar onunla? Başka bir yerde var mıydı? Onu bilmiyorum tabii. Hı-hı. Evet. Muharrem Palaz demiş, İsrail tehdidi ortadan kaldırmak için şiddetini artırırsa Doğu Kudüs veya Batı Şeria'da başka bir Filistin ayaklanmasına neden olabilir mi? Veya Hizbullah gibi başka cepheler açılır mı? Üçüncü intifada. Bu da çok konuşulan bir şey. Onu neden sen söyle. Sen cevapla. Valla açıkçası arkadaşlar oldukça belirsiz. Yani diğer taraftan da İsrail polisinin Batı Şeria'da çok şiddetli saldırılarının olduğunu biliyoruz. En son 83 kişi hayatını kaybetmişti sadece 7 Ekim'den bu yana. İsrail polisinin şeyiyle vurması nedeniyle. Dolayısıyla bir şey olur mu olmaz mı bilmiyorum ama şöyle de bir durum söz konusu. Halk hareketi olarak başlasa bile 3. intifada ya da işte intifadalar, karizmatik bir lider ve tek sesli bir Filistin yönetimi ya da bir araya gelmiş tek şemsiye altında toplanmış Filistinli grupları olmadığı sürece o iş bir yere gitmez yani. Akan kanla durur. Hele de bir de zaten şey de var yani son yıllarda düşünsene Arap-İsrail normalleşmesi var. Arap ülkelerinin çoğu zaten Filistin meselesini kambur olarak görmeye başladı vesaire. Bunları da düşündüğümüz zaman iki devletli çözümün bile ne kadar şey olduğunu görebiliyoruz yani aslında. Ya şimdi bu şeyden sonra iki devletli çözüm meselesi de iyice ne? Bir açmaza bir çıkmaza girdi yani. Nasıl olacak şimdi bu saatten evet, sonra? O da belirsiz. Kesinlikle. Kesinlikle. Evet. Bakalım. Muharrem Palaz demiş ki İran Filistin'de Hamas dışında diğer gruplara mali ve askeri açıdan destek veriyor mu? Dolaylı olarak veriyor. Şöyle ki benim bildiğim kadarıyla parayı ve silahı getiren Hamas ve İslami Cihat diğer örgütlere de dağıtımını yapıyor. Filistin'deki yani, diğer örgütler değil mi? Filistin'deki diğer örgütleri kastediyorsun. Ha Filistin'de evet evet. Filistin'de Hamas dışında. Filistin'de Hamas yok ki. Ben Gazze olarak algıladım o yüzden. Gazze. Tamam neyse anladım ben Muharrem Bey'in. Muharrem Bey ikisi için de söylüyor. Diğer küçük grupları
soruyor. Hı-hı. Yani orada bir sürü küçük grup. Ya orada küçük gruplarda anladığım kadarıyla benim savaş ağası bir adam işte 10-15 tane genci topladım yanına bir grup oluyor falan yani. Hani öyle bir durum var. Zaten saldırıyı da acayip sofistike şeylerle gerçekleştirmemişler. Yani benim orada gördüğüm kadarıyla asıl mesele istihbarat değil mi? Ve adam toplanmış olması. Evet. Yani en tatil zamanı ordu mordu tatilde zayıf tarafını bulup yoksa normal hafif silahlarla saldırılmış değil mi? Gördüğüm kadarıyla benim. Anladığım kadarıyla evet. Bir ağır silah görmedik. Sonrasında şimdi sürekli klasik her zaman kullandıkları füzeleri kullanarak İsrail'i vuruyorlar. O da sistemini yoruyor İsrail'in. Moralini çökertiyor falan daha ziyade bu işe yarıyor. Meşgul tutuyor yani. Evet. Bakalım başka ne var? Şimdi... Arkadaşlar sorularınızın başına büyük harflerle soru yazın lütfen. Ha, bizim alanımız. Yiğit Torun demiş ki sahadaki gazetecilerden gazetecilere de baskının arttığını görüyoruz. Türkiye'deki gazetecilerin orada diğer ülkelere göre bir farkı oluyor mu tutum açısından demiş. Orada dediği İsrail'de mi acaba? Ya şeyde falan bu bizim One Minute olayından falan sonra bayağı şeydi. İsrail'de hani tepki, muhafazakar şeylerden falan tepki görüyordun. Sonra son zamanlarda iyiydi yani Türk şeysi. Ben hatta bu o şeyde Tel Aviv'de bir kız geldi. Türkçe konuşmaya başladı kız. Bayağı normal Türkçe konuştu. Dedim siz Türk Yahudisi misiniz? Yok dizilerden öğrendim dedi kız. Yemin ediyorum şaştım kaldım ben. Kız Türk dizisi izlerken Türkçe öğrenmiş. Bayağı öğrenmiş yani. Bravo valla. Evet ya inanılmaz. Vay be dedim yani amma öğrenmişsiniz. Neyse şeydi rahattı ama şu anda Ukrayna'da da öyleydi mesela. Biz mesela Ukrayna'da çalışırken sahada hep birileri gelip kuşkulanıyor senden. Sen Rus ajanı mısın diyor mesela. Pasaportunu göster diyor. Bir basın kartını göster. Şimdi o savaş yerleri de gergin oluyor. Hem insanlar gergin oluyor. Tabii. Hem güvenlik güçleri gergin oluyor. Yani her an bir yerde bomba patlayabilir. Öyle psikolojide insanlar. Yani bu şey tarafına gitsen de böyle muhtemelen. Geçiş yok şu anda ama Gazze tarafına gitsen de böyle muhtemelen. Bu gerginlik had safhada oluyor nerede olursan ol. Ve bilhassa da dışarıdan gelen insanlara sen en müttefik ülkesinden gelsen bile kuşkuyla bakıyorlar. Bir de mesela bu yabancı basını herkes yanlı haber yapmakla suçluyor. Mesela özellikle BBC'yi. Şimdi bakıyorum Filistinliler İsrail yanlısı haber yapıyorsunuz diye suçlu. İsrailliler de Filistin yanlısı haber yapıyor bir. Tabii. Herzog doğrudan Sunak dedi ya. Yani müdahale edebileceğinizi, müdahale etmeyeceğinizi, edemeyeceğinizi biliyorum ama yine de BBC'nin bir kulağını çekiverin şeklinde mealinde bir şey söyledi ya. Evet, herkes zaten kendi tarafını, herkes kendisini haklı görüyor ve kendi tarafını anlatmak istiyor. Kesinlikle. Muharrem Palaz demiş ki İsrail'in sert tepkisi Suudi Arabistan ve diğer Arap devletlerini ABD destekli İsrail ile normalleşme çabalarından soğutabilir mi? Yani bence bir süre askıya alınır arkadaşlar ama süreç tamamen donmaz, süreç tamamen kesilmez diye düşünüyorum. Sen ne dersin? Valla evet ya yani şimdilik bir sekteye uğrayacak tabii haliyle şu durumda neyin normalleşmesinden bahsediyoruz. Valla nasıl ilerleyeceğini, bu işin nasıl bağlanacağını görmek lazım biraz da. Evet. Ulaş Hanoğlu demiş ki Suudiler Yemen'de milyonlarca insanı çoluk çocuk açlığa bıraktı. Ancak Filistin kadar tepki almadı. Siyasal İslamcılardan tepki almadı diyor. Bunu neye bağlıyor? Bu Yahudi düşmanlığı mı? Yahudi şey niyeyse Müslümanlar Müslümanları öldürünce hiç haber olmuyor ya. Evet. He falan diyor ki maalesef. Çok güzel özetledin. Aynen. Maalesef. Bakalım başka ne var? Evet mesela Deniz Koydum adını demiş ki İran ve Suriye mülteci kabul edecek mi? Bu göçmenler ülkemize yönelir mi? Teşekkürler iyi yayınlar demiş. Vallahi İran zannetmiyorum. Zaten... Suriye'nin alabilecek hali yok zaten de İran alır mı? Bilemedim. Şimdi İran zaten nasıl alacak ki? Sınırı yok oradan. Şöyle İran'ın çok ciddi bir Afgan mülteci sorunu var. En son artık 8-10 milyon civarındaydı. Afganlar tabii ki sınırı da olduğu için direkt İran'a geliyor ama yani ta Amerikan işgalinden beri hatta Afgan İç Savaşı'ndan beri böyle bir durum var. Dilleri de benzer yani Peştunların farklı ama şeyler Dari konuşuyor. Yani Farsçanın bir lehçesi gibi bir şey.
Dolayısıyla dil benzerliği de olduğu için, aynı dili de konuştukları için Afganlar genellikle İran'a gidip, fakat son dönemlerde orada da bir takım gerginlikler çıkmaya başladı. Böyle Afganların oturduğu bir mahalle basıldı geçen, daha görece küçük kentlerden bir tanesinde falan. Ama öbür türlü nasıl gidecek ki? Zaten İsrail'den mülteci gitti. Hadi demem. Farz edelim gemi gönderdi, bir şey yaptı falan filan. Gemi ama nasıl gönderecek şimdi? Gazze'nin yani deniz sahasını İsrail kontrol ediyor zaten. Yani aslında. Onun için çıkış yok denizden. Yani orada gitmesinin imkanı yok açıkçası. Bir de şöyle de bir şey var. Sonuçta bunlar İran'ın şeysi, proksisi olsa da bu adamlar Sünni yani. Hani İran bu kadar Sünni aşırılıkçı ister mi kendi ülkesinde, ondan da emin değilim. Yani. Müslüman kardeşlerin devamı şeklinde kesinlikle. Evet, Muharrem Palas demiş ki İran-Filistin sorununu salt dini bir mesele haline getirerek bir dinler savaşı noktasına getirebilir mi? Yani insanlığa yapılabilecek en kötü şey olurdu. Hatta Filistin meselesi açısından da yapılabilecek en kötü şey bu olurdu diye düşünüyorum ama bilmiyorum. Yani İran'ın tek başına bu böyle bir gücü var mı? Onu da bilemiyorum açıkçası. Yani dinden çok işte bu şeyler, yani cepheler savaşı olarak ortaya çıkıyor. Bir değerler savaşı olarak ortaya çıkıyor bence. Din savaşı şöyle diyeyim, mesela hani Ermenistan'da geleneksel olarak, şimdi aks değiştirmeye çalışıyor ama burada mesela İran aksında olduğunu görüyoruz her zaman mesela. Ya da işte Yunanistan'da Filistin'e destek eylemleri, bu tarihsel bağlar da burada rol oynuyor. Hakeza Rusya'da öyle. Onun için hani Hristiyan, Müslüman, Musevi şey değil yani baktığınız zaman. Evet. Yani genel olarak 3 aşağı 5 yukarı bu şekilde sorular. Başka var mı diye bakıyorum. Çünkü birçok soruya zaten konuşurken cevap verdin. Zaten şimdi sadece son bugünkü son gelişmeyle alakalı. Ya bunu beraber değerlendirelim. Vallahi. Bunu niye beraber değerlendirelim? Biz o konuştuk seninle. Ben hatta yayında söyledim. Biz hediyeyle mesajlaştık. Burada mı değil mi? Haniye değil mi? Haniye işte şükür namazı kıldı. Arkası Türk bayrağı var mı yok mu? Burada mı değil mi? Fakat işte burada diyenler oldu. Katar'da, sonra Fehim Taştekin yazdı. Bugün El Monitör'de Türkiye'deymiş. El Aruri ile şey Haniye. Türkiye'de kibarca hadi gidin siz artık demiş. Ama şimdi bu da doğru mu değil mi bilmiyorum. Bu İran'a işte bu devrim muhafızlarına yakın Telegram gruplarından bir tanesinden geçti bu haber. Orada da Erdoğan'la alay ediyorlar. Erdoğan'a bak sen, sözde Filistin düşmanı, kovmuş Hamas'ı falan diye. Sonra bu devrim muhafızları kaynağı şey dedi. Bir kaynağımız yalanladı bu haberi diye geçti. Ama bilmiyorum, sen nasıl bir sonuca ulaştın? Vallahi açıkçası benim kendi kaynaklarım Haniye'nin de Halit Meşal'in de İstanbul'da olduğunu söylemişlerdi. Daha ilk gün söylemişlerdi. Ama tabii daha net bir teyit gerektirdiği için çok da şey yorumu yapamamıştım. Bir şey diyememiştim bu konuyla ilgili. Biraz da kaynaklarım tedirgin olmuşlardı açıkçası bu konuyla ilgili. Kimden çıkacağı belli olacak vesaire diye rahatsız olmuşlardı. Ama açıkçası Türkiye'de olduklarını kendi kaynaklarım üzerinden teyit ettim arkadaşlar. Peki yani, Türkiye'yi kovmuş mu? Yani kovmak değil de hadi gidin demiş mi? Sonrasını bilmiyorum. Onu bugün araştırmaya başlayacağım açıkçası. Ama şöyle bir şey var. Yani bu şey gerçekleştirdikten sonra, Hamas'ın saldırısı gerçekleştirildikten sonra Doha'da mesela Abdullahiyan'la Haniye görüştü. Yani Katar'a gitti ondan sonra ama şöyle de bir durum da söz konusu. Bu adamların Türkiye'den gidin deyince gidebilecekleri bir şey değil. Yani Türkiye'de benim bildiğim kadarıyla yatırımları var, şirketleri var, iş ilişkileri var. Dolayısıyla ha deyince hadi senin ülkemde istemiyorum sana güle güle olmuyor. Bilmiyorum açıkçası ama İsrail'in her halükarda bunu çevire çevire Türkiye'nin karşısına çıkaracağı kesin. Yani hele de İsrail ile Türkiye arasındaki normalleşme sürecini sen de hatırlarsın. Temel şartlarından biri neydi? Türkiye topraklarından herhangi bir grup İsrail'i tehdit etmeyecek, İsrail'e tehdit olmayacak, hele hele bir saldırı vesaire düzenlemeyecek diye. Yani adamlar gördüğümüz kadarıyla hani İstanbul'da bayağı şükür namazları kılıyorlar, şey yapıyorlar. Saldırıdan çok büyük bir ihtimalle haberleri yok. Hamas'ın söylediği, yani Meşal'in söylediği doğru.
Yani çok büyük bir ihtimalle haberleri yoktu. Büyük ihtimalle onlar da televizyondan öğrendiler. Hatta bu noktada Kassam Tugaylarıyla Hamas'ın siyasi kanadı arasındaki farkın ne kadar derin olduğunu da görüyoruz. Kopukluğun ne kadar derin olduğunu da görüyoruz aslında burada. Böylesi bir saldırıdan düşünsene şeyi vermemiş, şeyin haberi yok. Hamas'ın üst yönetimine haber vermemişler. Bu sadece Halit Meşal'in bir söylemi değil, çok doğru olduğunu düşünüyorum ben bunu. Evet, çok teşekkür ederim Nevşin. Ben Atladığımız teşekkür herhangi bir ederim. şey var mıdır? Yani şuna da değinseydik Eğer iyi olurdu. şeyi alırsan perde arkasını gelmişler mi gitmişler mi nasıl gitmişler nasıl yapmışlar ben Kesin de ararım ben benim seni. yayına beklerim. İade Olur ziyaret. olur. Tabii. Ben seni arayacağım o konuyla ilgili bir Eyvallah soruşturayım arkadaşım. bakalım ne oluyor diye. Çok Tamam. çok teşekkür ederim Ben Nevşin teşekkür yayına ederim. katıldığın için. Soruların yani yorumların için ayrıca sağ ol. Kendine çok çok iyi bak. Hoşça kal. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, bu akşam Nevşin Mengi ile birlikteydik. Bence güzel bir yayın oldu. Bu arada kanalımıza yeni katılanlar var. Ömer Öztürk, Hülya Kim, Esra S. gelmiş. Hoş geldiniz aramıza. Muharrem Palaz'ın kanalımıza desteği var. Teşekkür ederiz Muharrem Bey. Ender Yurt, keza Rıdvan Dalgıç. Evet, buradaymış. Teşekkür ederiz. Hamza Karakan kanalımıza destek olmuş. Cemile, yeni üye. Hoş geldiniz. Şükran Yerci'nin ve Ruken Kaya'nın da kanalımıza destekleri var. Çok teşekkür ederiz hepinize. Kanalımıza desteğiniz için de ayrıca teşekkürler arkadaşlar. Çok güzel sorular sordunuz. Çok güzel yorumlarınız vardı. Yarın akşam ben yine başka bir konuyla birlikte, başka bir konukla birlikte burada olacağım. Hepinizi güzel yorumlarınız ve sorularınızla birlikte yarın akşamki yayını da bekliyor olacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.